Tamam, soğan koyduruz. Soğan yemiyoruz. Hayır, hayır, hayır. 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 Soğan yemiyoruz. Ya sarımsak olsaydı olurdu. Sarımsak var. Ya soğanı başkası yer. Ömer abimiz köylüleriz ya. Ha, bir tane bana yeter. Yapalım. Vallahi bir tane yeter bana ya. Abinin arabasına bir bıçak var aslında. Ya ben iyi buna derler değil mi? İyi buna derler. Bilek taşı. Bilek taşı iyi. Taraflar iyi. İyi. Ayağımız değil. Böyle düz olur. Yuvarlak olur. Ha tamam. Şöyle bu bilek. Bilek. Ömer abi bir sakatlık çıkacak. Aslında var ya bir Rıza Bey. Rıza Bey. Efendim abi. Bir poz alabilir miyiz? Evet abi. Serdar abi. Bir sporcu böyle daha iyi bir ciğere, daha iyi bir nefese sahip olması için kesinlikle böyle bir doğru enstrüman çalması. Doğru söylüyorsun. Aynen. Ses telleri de temizleniyor biliyorsun değil mi? Farkında mısın? Sporcu hissettin mi? Açıyor canım. Açıyor bir de üzerinde de geni büyütüyor. Tamam üzerindeki o bütün partikülleri atıyorsun ses tellerini. Tertemiz. Şu anda hepsi ayrı ayrı. Bunu uzattı geri geri getir. Hocam o aşık der ki uyandı. Soğan getirmişler adam. Onu yiyecek abla. Aslında uyuyanlar var. Hep öyle. Atın üstünde uyuyanlar var. Nibolu Savaşı'ndaki şeyden Kafkasya'dan gelen, Kırım bölgesinden gelen aklımları öyle bir anlatıyor ki Hammer, işte, Avusturyalı tarihçi araştırmış adam. Diyor ki atın üzerinde uyuyorlardı. Düş idrarlarını bile atın üzerinde hiç inmeden. Uyuyup böyle gece sabah kalkıp tekrar yani koşmaya devam ediyorlar. Tabii abi yani gidecekler. Bir de bu at yorulmuyor mu yazık ya? Bu at yorulmuyor mu ya? Adam yorulmuyor mu? At da yorulmuyor, adam da yorulmuyor. O zamanın insanı şimdi biz hayal edemiyoruz bak. Diyorum ki şimdiki ata 2 saat binsen çatlatırsın. 10 gece 10 gün at koşuyor. Annesinin memesine değerek 10 gün koşan daha yeni doğmuş tay var ya. 10 gün annesinin arkasından memesine dokunarak sütünü üstüne alarak koşuyor. Durduğu yerde süt emiyor, koşuyor arkasından. Böyle atlar var arkadaşlar. Bunlar Türk atları bakın. Akıncı atları zaten her atı almazlar. İmrahor diye bir adam vardır. Sipahilerin atlarını o seçer saraya mesela. At kişnemeyecek. At sahibiyle gidecek. At top atı sayanda eğitilecek. Pazara götürülüyor, sokuluyor atlar. Pazarda insan içine gidiyor. Hiç kimseyi ezmeyecek. Kimseye kişnemeyecek. Kimseye bir şey yapmayacak. Ama savaşta da savaş atı olacak. Adam ok atarken at kafasını eğiyor. Mızrak atarken falan. Düşmanı da seziyor. Mızrak mı gelecek abi ok? Böyle yüzüyor at. Diyor ki zaten Köroğlu şeylerinde dinlemediniz mi? Diyor ki koş kaçtı mı diyor yakalanmaz. Kovaladı mı da yakalar diyor. Köpüğünü diyor kafasına yukarı attı mı diyor. Başımın üstüne fırlatır diyor. Bu direkt kalkan görevi gördüğünden bahsediyor. Atın. Şu çayı durdur Türkiye. Şey bu ne lan? Tren mi geliyor şey ya? Yok buz ya buz makinesi. Su. Su çekin. Gel sen hocam gel. Thank you.
Evet. Abi bu aletin ismi ne? Balaban. Balaban. Ne acayip bir şey. Neydi? Yani. Ne acını yapıyordun abi? Hele sen geldin. Bunun aklında mı? Yok. Bunu biz, şunu kendim yaptım. Şunu Artvin'de arkadaşım nerede orayı? Bunu Artvin'de arkadaşım yaptı. Bunu da iyi bir balaban ustası var. Zafer diye hem çalıyor hem de yapıyor. O kendisi yaptırmış. Yanında beraber yapmış usta. Onun sesi farklı. Erzurumlu var mı içinizde? Erzincan, Erzurum. Bak şimdi. Anne tarafını söyledik, baba tarafını söyledik. Senin bir tane Türklerin bir şey çaldı vardı. Ha, ya. Ayı dişi. Bu ayı dişi mi? He, biz söktük. Allah'ın seversi. Allah. Abi şey. Kökün ne? Kök varmış bunda ya. Şöyle. Ha. Çalırız. Vereriz ya, bakın bizim. Abi bunda ne kök var ya? Merak etme. Ön dişi mi? Arka dişi mi? Bir şey boyu dizi. Onun bir şey boyu dizi mi? Aslında bu değil, bu şeyden kamış bu. Boyunuzdan. Arkadaşlar belki de şu ana kadar bilinen yeryüzünün en eski müzik aleti. Ağız kutusu. Ağız kutusu. Bunda da çalıştı. Hikayesini anlattı abi. Üstünde. Tamam. Ya bu yine masalla bağlıyorlar tabii bunu da. Geçmişte iki tane çoban hayvanları yine dağa çıkarmış. Geziyor günlerce dağda. Bir gün öyle bir hava bozuyor, öyle bir yıldırım, şimşek bilmem ne derken ağaçların altına hayvanları sığındırıyor bir şekilde. Fakat öyle bir yıldırım düşüyor ki abi oraya. Hayvanların neredeyse tamamının yakını telef oluyor, yanıyor. Adam da yaralanıyor. Sonra kalkıyor abi oradan. Üzgün çünkü bütün mal varlığını kaybetmiş. Ne yapacak edecek abi? Dönecek ama adamın bütün her şeyi gitmiş, elini de yüzüne koymuş şöyle kara kara düşünüyor adam orada. Sonra bir ses duyuyor. Hava dinmiş. Yağmur geçmiş. Devrilmiş ağacın oradan bir ses geliyor. Sesi biraz daha şey ya böyle nadir. Çorum sürmesi süresi hocam. Thank you.
Seherde ağlayan bülbül, sen ağlama ben ağlayayım. Ciğerim dağlayan bülbül, sen ağlama ben ağlayayım. Bülbül, 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 bülbül. Aşık der ki uyandım, uyandıkça uyandım. Taş olsam yandım ödü, toprak oldum da dayandım. Bül 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 bül. Söze bak.